Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Nuri Özmut. Atabey Türk Ocakları İzmir İl Beyliği'nin üyesiyim. Bu yayını evimden gerçekleştiriyorum. Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in Atatürk'ün Katilleri kitabının içinden bölümleri sizlere aktarıyorum. Şimdi bu kitap 140 suikasti ve Atatürk'ün nasıl öldürüldüğünü belgeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi belgeleriyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı belgeleriyle sizlere aktarıyor. 86 yıldır da bizi nasıl uyuttuklarını aktarıyor. Bir 2020 yılında kitap basıldı. Şimdi 91. sayfadan devam ediyorum sizlere aktarmaya. İzmir suikasti 16 Haziran 1926'da Mustafa Kemal benim. Haydi al eline tabancayı öldür diyor Atatürk. İzmir'de hazırlanan suikastin sonuçsuz kalmasından sonra bir gün bize bu olayı anlatmıştı. Ziya Hurşit'in beni öldürmeye memur ettiği iki zavallı vardı. Sorguları yapıldıktan sonra bunların birisinin yanıma çağırdım. Odada kimse yoktu. Kendisine sordum. Sen Mustafa Kemal'i öldürecekmişsin, öyle mi? Evet dedi. Ben yine sordum. Mustafa Kemal ne yapmış ki onu öldürecekti? Fena bir adammış. O memlekete çok fenalık yapmış. Sonra bize onu öldürmek için para da vereceklerdi. Sen Mustafa Kemal'i tanıyor musun? Hayır. O halde tanımadığın bir adamı nasıl öldüreceksin diye soruyor Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Geçerken işaret edecek Mustafa Kemal işe işte budur diyeceklerdi. Biz de öldürecektik. O zaman cebimdeki tabancayı çıkararak kendine uzattım. Mustafa Kemal benim. Haydi al eline tabancayı öldür dedim. Adam benden bu karşılığı alınca yıldırımla vurulmuş gibi oldu. Bir süre şaşkın şaşkın yüzüme baktıktan sonra dizüstü kapanarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. 16 Haziran 1926 tarihinde kendisine karşı İzmir'de girişilen suikastin sonrasında Atatürk'ün yayınlandığı bildiri. Sonuçsuz bırakılan suikast girişimi nedeniyle derneklerden, kuruluşlardan, memurlardan, komutanlardan, subaylardan, milletvekillerinden ve arkadaş ve vatandaşlarımızdan samimi üzüntüleri bildiren aldığım mektup ve telgraflardan dolayı pek duygulandım ve minnettarım. Girişim benim şahsımdan çok kutsal Cumhuriyetimizin ve onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik olduğunu şüphem yoktur. Bu nedenle genel olarak gösterilen duygularla Cumhuriyet ve ilkelerine olan aşırı bağlılığım ne derece de bitimsiz olduğunu bir kere daha inandım. Temeli Büyük Türk Milleti'nin ve onun kahraman evlatlarından oluşmuş büyük ordumuzun vicdanında, akıl ve bilincinde kurulmuş olan Cumhuriyeti adalet ve kudret pençesinde hak ettikleri davranışla karşılamaktan başka bir şey elde edemezler. Benim değersiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Türk ulusu güven ve mutluluğunu sağlayan ilkelerle uygarlık yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir diyor. 90. ve 91. sayfayı sizlerle paylaştım. Devamını aktarıyorum. Atatürk'e düzenlenen İzmir suikastinin perde arkasında Almanya ve İngiltere merkezli Siyonist Yahudiler vardı. İngiliz işgal kuvvetlerince hazırlanmış olan suikast timi görevini yapmaya devam ediyordu. İttihat ve Terakki kırıntıları ve Enver Paşa ile yol arkadaşlığı yapmışlardı. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile beraber savaşmış fakat sonrasında Atatürk'e liderliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini reddetmişlerdi. Hastalıklı, kuşatmacı ve yok edici zihniyeti mensup Kurtuluş Savaşı komutanları bu işin içindelerdi. Kısacası iç ve dış mihraplar diyoruz. Acıdır ki Atatürk ebediyete intikal ettikten sonra ihanet eden paşaların hemen hepsi İsmet İnönü tarafından ödüllendirildi.
İzmir suikastinin tüm detaylarını yazarken suikast planının içerisinde yer alan etkinsel ve geçmiş boyutları bize de bu topraklarda Türk düşmanlığı hiç bitmeyecek diyor. Yazar, gazeteci yazar, araştırmacı Hüseyin Hakkı Kahveci. Buradan diğer bölümleri de aktaracağım size.